Bak açtım Yasin suresi çıktı oradan okuyayım. Şeytanın Allah'a sınırı. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Andolsun hikmetli Kur'an'a. Yani hikmet dolu Kur'an'a. Gerçekten sen gönderilenlerdensin. Peygamberimize ayet hitap ediyor. İkinci işaret anlamı Mehdi'ye bakıyor. İnşallah. Mehdi de gönderilenlerden inşallah. Dost doğru bir yol üzerindesin. Peygamberimiz dost doğru bir yol üzerinde. Mehdi de dost doğru bir yol üzerinde. Kur'an güçlü ve üstün olan esirgeyen Allah'ın indirmesidir. İnşallah. Allah'ın indirdiği bir kitaptır diyor. Bak babaları uyarılmamış, böylece kendileri de gafil kalmış bir kavmi uyarılman için gönderildi. Hem peygamberimizin devrine bakıyor hem ahir zamana bakıyor. Çünkü bak İnşallah. Babaları uyarılmamış, böylece kendileri de gafil kalmış bir kavmi uyarman için gönderildi. Hakikaten din bilgisi çok zayıf şimdi toplumda. Evet hocam. Türkiye'de bazı yerlerde çok azdır din bilgisi. Yani Kur'an hakkında bilgi de azdır. Evet. Babalarında da bilgi az oluyor. Kendilerinde de az olmuş oluyor. Andolsun onların çoğu üzerine o söz hak olmuştur. Artık inanmazlar. Ya yani anlatsan da inanmazlar diyor Allah. Gerçekten biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden başları yukarı kalkıktır. Yani enaniyetli, kendini beğenen, kafası donmuş, kafası çalışmayan ama kendinden emin, bir metre uzağını dahi göremeyen ama her şeyi bildiğini zanneden bir nesilden bahsediyor Kur'an. İnşallah. Bak diyor ki Cenab-ı Allah, biz önlerine bir set, arkalarına bir set çektik, böylelikle onları örttük, artık görmezler. Yani anlatsan da anlamazlar diyor Allah ayette. Şimdi bir cehaletle örtülüyorlar bir. Dar düşünmenin örtülüyorlar iki. Onların görmelerini engelleyen çok fazla örtü de dışarıda var. Evet. Eğlence, sefaat, şu bu falan. Bak kendilerini uyarsan da uyarmasan da onlar için biridir, inanmazlar. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyan ve gayb ile Rahman olan Allah'a karşı içi titreyerek korku duyan kimseyi uyarırsın. İşte böylesinin bir bağışlanma ve üstün bir ecirli müjdele. Ancak Allah'tan korkanı uyarabilirsin diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Allah'tan korkmayan etkilenmez diyor. Hakikaten dünyada çok vahşi bir nesil oluştu. Yani Deccal bu eğitimi verdi. Mesela bu çok zordur. Dar düşünen, vahşi hayvan gibi korku içinde yaşayan, egoist, sadece yemek yeme peşinde, çıkar peşinde olan, ezen ezene mantığında olan, annesine babasına dahi güvenemeyen. Çünkü diyor adam, diyor babana dahi güvenme diyor. Evet. Bu darbe mesel değil mi? Adam samimi olarak babasına da güvenmiyor. Hakikaten güvenmiyor. Bir tek kendini seviyor ve egoist oluyor. İşte bu sistem deccaliyetin sistemidir. Bunun ortadan kalkması için şu an verilen gayret. Evet hocam. Dünyada. Buna da Türkiye önce olacak inşallah. Maşallah, inşallah.